Ay bacağım. Ben seni Bozular çok mı seni? seviyorum. Ben seni çok Ne seviyorum. hissediyorsun peki şu an? Ali'nize başka Ondan bir şey çıkıp söyleyeyim. daha güvenli bir yere gitmeliyim. Ama en azından artık Yoksa önünü çekecekler. Oradan çıkacak olan da seveceğini bilir. Seviyor musun? Hiçbirini kıpırdamıyor. Oradan fark ettim. Ama saklanmış durumdasın değil mi? Çevren nasıl? Çevren tarif et. Üç merdiven aşağıdayım. Evin altı. Giyiniriz nasıl? Üstündeki giyinlerine bakma şansın var. İki kat bir bina. Binanın altındayım. Senin evin nasıl bir şey var? İçinde kömürler var. Sıçanmış. Senin orada olduğunu biliyorlar mı? Çevrede sadece çay içmeyen mi? Yoksa farklı. Peki daha güvenli olan var. Neresi var? Ev Nereye yok mu? Geçebilirsin? Şu anda bir yere çıkamam, oradayım. Herkes etrafta beni arıyor. Neden seni incelecekler? Annemin düşüncesi ne? Seni orada hale getirmeye devam ediyor mu? Yoksa götürecek Kötü mi? Bir şey yaptım. Ne yapmıyorsun? Kendini huzur anlamında nasıl hissediyorsun? Annenin yanında güvenli mi hissediyorsun? Annenin ne yanında yapmış? Güvenli kötü, hissediyorsun. Kötü bir şey mi yapmış? Geçmiş yaşamlar mı? Ha burada tamam. Hadi hissetsin. Hissetmek zor olabilir. Huzur anlamında annenle mutlu musun? Mutlusun. Hislerini Başka bir şey ihtiyaç duyuyor musun şu anda? Yoğunlaşıyor hislere. Annenin yanında olması yeterli olur mu senin için? Birisiyle ilişkiye girdim. Kalkamıyorsun. Üyenecek durumdasın. Peki annen seni nasıl bir şey Peki bunu duydun mu dışarıdakiler biliyor mu? Beklediğin bir şey mi var? Evet. Evet. Sen de bana kalkma şansın var mı? Kırbaç geldi gözümün önüne. Yapmaya devam edin. Buldular mı seni? Rahat ol. Korkuyor. Kırbaçlanmaktan korkuyor. Kırbaçlanma duygusuna odaklansın. Kırbaçlanma duygusuna odaklansın. Ne var orada? Başka bir olay olabilir. O çok geçmiş bir yaşam zaten. Evet. Hı-hı. Kırbaçlanma duyguna bir odaklan. Başka bir olaya geçiş yapabilirsin. İzin ver şimdi kendine. Ne var orada yaşadığın? Şu anda. Neresi burası? O kırbaçlanan sahneyi bir gör ve hisset. İnsanlar, evet. Kocaman bir meydan, evet. İbret, ibret olsun diye insanları kırbaçlıyorlar. Evet. Neresi burası? Hisset hangi ülke ya da hangi yüzyıl hissedebilirsin? Burası konum olarak dünyanın hangi bölgesinde? Bir meydan mı? Meydan. Evet. Şehrin meydanı, evet. Toprak rengi, kızıl, evet. Kızıl, evet. Kızıl toprak var. Halkın önünde cezalandırılıyorlar. Evet. Ve halk seyrediyor. Suçluları topladılar. Evet. Oradaki duygun ne? Duygun odaklan şimdi. Korku mu? Ben seyrediyorum kırbaçlanılanları. Evet. Saklandım. Evet. Duyguna odaklan. Evet. Hep saklanma duygusu burada mı çıktı şu anda? Saklanıyor mu? Evet, saklanıyor. Tamam. Karanlıktayım. Tamam. Evet. Odaklan şimdi ona oraya. Çıkarsam öldürecekler. Evet. Şu an kömürlükte misin? Tamam. Tamam. Peki kömürlük nerede? Hangi ülkede? Meydan. Meydanın çok az ilerisinde. Ben hissediyorum orada olanları. Evet. Kulaklarımı kapatıyorum ama görüyorum. Evet. Seni meydana mı götürecekler? Yakalayacaklar Sen beni. Evet. Çok korkuyorum. Peki hangi ülke burası? Fransa. İtalya. Ha? Bilmiyorum, Fransa gibi geldi. Evet. Şapkaları, büyük şapkalar var. Evet, evet.
Orta Çağ Avrupa burası. Fransa, hisset bakalım şimdi o meydanda yaşanılan her neyse, senin korkun ve saklanma duygusu. Türkiye'de bölgenin yoksa... Sonra ne oluyor, ne yaşanılıyor orada? Görebilirsin, duyabilirsin, hissedebilirsin. Fark etmeye çalış. Üç büyük evet. Adam. Evet. Liderlik. Savaşı mı? Veriyor, evet, halka iktidar olmaya çalışıyor. Ve dize getirmek, dize. Halkı. Hı hı. Evet. İnsanları yok ediyorlar. Evet. Ve acı veriyorlar değil mi? Evet. Çok büyük acılar var. Hı hı. Ah. Ve sen o acıları, hadi bir seneye kalınlar mı? Ha. Tamam. Biz tek tek yakalıyorlar ama. Tamam. Şu an ne hissediyorsunuz? Anne arkadaşları var. Sol baldırımda büyük bir acı var. Tamam, hemen oraya odaklan. Sol baldırda hissettiğin şu anki bu acı seni bir olaya götürecek. Aynı olay olabilir. Hisset. Bacağımdan sürükleniyorum. Tamam. Yakaladılar mı? Hı hı. Tamam. Korkmanı istemiyorum, tamam mı? Her şey olabilir. Sadece hisset. Taşlar basıyor. Taşlık bir bölgeler abiye. Tabi taş istediği. Ne yaşanıyordu şu anda? Taşlık bir bölgeden herhangi bölge, hangi bölge? Aa, çok kötü. Tamam. Çok kötü. Korkma. Çok kötü. Evet. Bir şeyin arkasında iple bağlandı, sürükleniyor. İşkence yapabilirler yani. Yapacaklar bir sürükleniyor. Saklanmasaydın. Saklandığın için mi oldu bu? Ya da evet. Saklandığın için seni daha direkt... Boldular, evet. Daha çok ceza var. Evet. Kaç tane arkadaşım var? Ah. Kaç tane arkadaşım var? Kullay Allah, neler oldu orada? Dar ağacına gidiyor. Evet, şey olabilir, bunu mal yaşanılabilir. Sadece hisset. Şu an nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Huzurlu musun? Huzurlu musun? Deniz olmak sana... Kabulleniyorum. Biliyorsun artık. Hı hı. Şey olarak yani, deniz kenarında oturan bir abi. Ölüm duygusunu kabul ettin ya, öleceğini kabul ettin mi? Evet. Tamam. Yakalanmayı kabul ettim. Görebiliyor musun onları? Görünmeyi kabul ettim. Evet. Hep saklanmam gerekiyor demiş diye içeride. Bir tanesi de bu. Birçok var da. Bir duygusu da bu sanırım. Annen görebiliyorsun orada. Peki saklanmak şu an senin için ne demek? Seni gözetliyor mu seni? Görünmemek. Bunun üzerinde okuladık peki bir şey var mı? Sen okula gidiyor musun? Görünmemek güvenli mi? Efendim? İnsanlar kaçıyor beni görünce. Neden kaçıyor şimdi insanlar seni görünce? Hasta. Şu anda kendini huzurlu hissediyorsun. Neden kaçıyor? Hasta. Hasta mısın sen peki orada? Çok büyük yarası var. Hmm. Peki o yara nerede? Veba mı oldu? Ah, evet. Mağara gibi bir şeyin içindeyim. Annenin sonuna şansın var. Bir sürü insanlar var. Hı hı. Hepsi orada mı? Evet. Bütün hastalar orada mı? Evet. Evet. Topluyorlardı o zaman aynı hastaları ya, toplama kampı gibi. Vebalıları. Aynı yerde. Evet. Kötü yerlerde. Tedavi etmeyi de değil de aslında ölümü beklemek gibi bir şey. Düzelmeyeceğini biliyorlar. İnsanlar yaklaşmıyorlar zaten. Evet. Hani kaçıyorlar. Karantina gibi. Peki. Şimdi bulunduğun bölgede çocukların arkadaşlarına... Peki seni oraya hasta olduğun için mi götürdüler? Evet. Yoksa yanlış bir şey yaptığın için cezalandırılıyor musun? Arkadaşlarına atlamış olan şansın var mı orada? Oraya atıldık. Atıldık oraya. Kaç kişi oradan var orada? Dışarı çıkamıyoruz. Nasıl bir ortam? Ortamı tarif et. Arkadaşlarım var peki. Büyük bir mağara. İnsanlar çok hasta.
hangi dönemde yani bir dönemde anlama şansın var mı? Ölüyorlar. Sen görüyor musun onların hepsini? Hı hı. Hissediyorsun da. Ben mağaranın kapısındayım. Tamam. Dışarı bakamıyorum. Hı hı. Dışarıda bekliyorlar. Hı hı. Bizi görünce içeri tıkıyorlar. Evet. İstemiyorum. Ben oradan kaçamıyorum. Şu an seni söylemiyorum. Sen hissediyorsun. Öleceğim orada. Peki şu an ne hissediyorsun? Suyun içindesin. Yardım istiyorum. İnsanlar itiyorlar bizi, istemiyorlar. Hastalık bulaşacağı için. Hı hı. İstenmiyoruz. Etrafımız çevrilmiş. Çıkılmıyor. Kaçamıyorsunuz değil mi? Hı hı. Çıkmaya döndüyor musun şu an? Ve ölüm olacak mı? Kurtuldun mu? Ölüm anı geldi mi? Yaklaştı. Ben ölmek istemiyorum. Evet. Acı olabilir mi? Evet. İçinde misin? Canım mı acıyor? Hı. Bacağımın, kalçamın arkasında bir acı var. Evet. Biri seni bıçakladı mı? Yara mı var orada? Evet, bacağım sürükleniyor. Yaşamıyor orada. Sonu bir hisset. Sonda ne oluyor orada? Mağara gibi yerde yaşanılan son ne? Herkes ölüyor. Evet. Sıra bana geliyor. Evet. Ben mağarada ölmek istemiyorum. Evet. Dışarıda ölmek istiyorum. Çünkü orası neden? Karanlık. Çok karanlık. Korkuyorsun değil mi? Evet, çok korkuyorum. Ne söylemek istersin? Son bir iki cümle bir şeyler söyler misin? Orayla ilgili ve bu yaşanmışlıkla ilgili. Korkuyu öğrendim. Tamam. Hastalığı öğrendim. Evet. Çaresizliği de öğrendim. Acıyı da öğrendim. Evet. Acıyı hissettin hep değil mi? Evet. Şu an nasıl hissediyorsun? Her yerim karıncalanıyor. Tamam. Gitti. Evet. Evet. Çıktın mı o bedenden? Evet. Şimdi o beden için, o yaşantı için ne söylersin tek kelime? Sonuçta o bedeni terk ettin ama o bedende öğrendiğin ne oldu? Bak bir şey yaşadın, bir kötü dönemde yaşadın. Hem bedensel hem zihinsel hem de ruhsal acılar yaşadın. Neyi fark ettin? Neyi deneyimledin? Yaşadım ve bitti. Evet. Geçti. Evet. Öğrenmem gerekeni öğrendim. Evet. Yaşamam gerekeni yaşadım. Evet. Bitti. Dışarıdayım. Harika. Dışarıdayım. Aydınlık. Ve daha güzel değil mi? Evet, yeşillik var. Harikasın. Ağaçlar, gökyüzü. Aa, uçuyorum. Harika. Hisset bakalım. Geri geliyor. Tamam. Geri geliyor. Hı-hı. Bedenin üstünde. Tamam. Ne geldi? Ne hissettin? Hala girebilir miyim? Hangi beden bu? Yer beden mi? Evet, evet. Nasıl bir hissiyat? Bir boşluk, bir... Ne düşünüyorsun şu an? Sadece bakıyor. Tamam. Dönüyor sadece. Bakıyor. Baş ucunda. Hı hı.
hisset şimdi ona ne söylüyor ya da geçti. Çok şey deneyimler için şu an. Bu deneyimde neler hissettin? Suyun altında kalıp boğulmaktan ne? Ah, iskelet oldu. Evet. Çok hızlı akıyor şimdi şu anda. Ah. Bitti. Beden, evet. Bitti. Bedenin son hallerini görüyor. Her şey olabilir. Petrol oluşunu bile görebilir. Nasıl? Evet. Ah. Çok ne kadar hızlı geçti farkındasın. İskelet oldu. Evet. Buradan geçti işte o. Bütün vücut eridi. Evet. Mağaranın içinde mi? Toprağa gömüldü mü? Dışarıda. Hayır, sonrasını geçti. Yani oraya çok hızlı aktı. O zaman çabuk geçti. Peki o zamana kadar yanında mı bekledin? Neyi denilmiş oldun şu anda? Bir anda oldu. Denizde oynarken boğulmakta... Bir anda iskelet gördü. Bir tecrübe yaşadın mı? Yok. Orada zamansızlığı bir ileriki tarihi görerek bilgi verdi. Bir sonrakini. Yani o ana kadar yanında beklemedi zaten. Ama oldu ki yanında. Bilgi verdi, o bilgiyi verdi. Yoksa o başına kadar da beklemiyor. Evet. Şimdi oradan çok farklı bir yere geçiş yapabilir ya da daha hızlı da bir öyle bir böyle bilgi verebilir. Dönüyor. Evet. Diğer bedenlere bakıyor. Evet. Şu anda yorum bedenler. Diğer bedenler nasıl görünüyor? Uçuyor. Bir karanlığa giriyor, aydınlığa çıkıyor. Evet. Karanlığa girdi, çıkıyor. Aydınlığı çok sevdi. Evet. Ne söylüyor şu anda ya da ne hissediyor? Çok mutlu şu anda aydınlıkta. Evet, çünkü güzel değil mi orası? Evet. Harika. Onun için bütün bedeninde hisset. O aydınlık hissini hisset. Bütün bedeninde hisset. Çünkü artık şu bedenin daha sağlıklı, daha şifa dolu. Daha sağlamsın. Çok güzel. Harika. Duyguyu hisset. Artık çıkabilirim. Evet, harikasın. Bu bedende son derece sağlıklısın. Hadi hisset. Bedenimde. Evet. Ne oldu? Hisset. Bedenimde rahatladı. Harikasın. Hisset şimdi o hücrelerinde. Bütün hücrelerinde hisset onu. Şu an boşluğunu hissediyorsun. Harikasın. Bütün bedeninde hisset. O huzur anını, o huzur frekansını, bütün bedeninde hisset. Bütün hücrelerinde aktığını, bütün bedenin şifalandığını, ruhunun artık huzur içinde olduğunu. Bütün bedenin o mutluluk enerjisiyle dolduğunu, yenilendiğini ve sanki bu bedende yeniden doğmuş ol, hisset. Harikasın. Yeniden doğduğunu hisset. Hissediyorsun. Evet. Harika. Harikasın. Hadi hisset şimdi onu. Bütün hücrelerinde, bütün bedeninde hisset. Bütün bedeninde hisset. Hisset. Bir ışık çıkıyor buradan. Evet. Bağlanmak istiyorum. Evet. Bağlanmak. Evet. Yeni bir bedene mi? Nereye? Yukarı. Harika. Hadi bağlan. Yukarı. Çünkü o enerji zamanı geldi. Hadi. Yukarı istiyorum. Hadi. Harikasın. Hisset şimdi kalbini. Koşulsuz olarak sevgiye açmayı dile. Hadi dile. Koşulsuz olarak sevgiyi açmak istiyorum. Çok önemli bu sahne. Çünkü az önce çok farklı şeyler söyledim. Yukarı ile ilgili. Negatif. İnanmak istiyorum evet, ben harika. Ona. Harika işte evet. Biraz şimdi destek istiyoruz tamam mı? Harikasın. İnanabilir miyim? Kalbine koy. Hadi harikasın. Harikasın. İnanmak istiyorum. Hadi, hadi bu senin kalbin. Bu senin kalbin. Harikasın. İnanmalıyım. Evet çünkü neden bugüne kadar yaşadığın birçok sıkıntı, üzüntü, negatif travmalar seni o ruhsal bağlantını biraz zedeledi değil mi? Evet. Tamam. Ama biliyorsun aslında temelden oraya bağlı olduğunu değil mi? Bu yaşanılan her acının bedensel olduğunu, her ne olursa olsun bak öbür bedenlerde de gördün.
Neler yaşandı değil mi? Ruhumu kabul ettiremiyorum. Evet. Ben istiyorum. Harikasın. Hadi ama çok iste şimdi. Hadi çok ruhum iste. Yapabiliriz. Evet, ben inanmak istiyorum. Harikasın. Bedenin inanırsa ruhuna dinlendireceksin onu. Hadi. Ruhun seni bekliyor. Hadi hisset şunu. Hadi birlikte çıkalım. Harikasın. Tamam. O bağlantını hisset. Çünkü ruhun çok acılar yaşadı değil mi? Çok travmalar yaşadığı için. Artık ona inanmak istiyorum. Evet. Ve hep negatif şeyler hissettim. Ya da bu konuyla ilgili inançların negatife bağlandın. Ama şu andan itibaren artık bundan uzaklaşıp o güçlü enerjiye, o istediğin ki hani Rab dediğin, ki sen onu daha çok seviyorsun. Hadi hisset onu. Rabbim. Evet. Harikasın. Hadi şimdi bağlan ona. Hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Bütün bedeninden bağlan ona. Bütün bedeninden bağlan. Harikasın. Bütün bedeninden bağlan. Harikasın. Hadi hisset onu artık. Harikasın. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Harikasın. Harikasın. Artık şimdi onu tut ve ona ulaş artık. Harikasın. Onu al ve aldım bütün, onu. Harikasın. Bütün kalbinle beraber o bağlantını sağla. Harikasın. İşte bu. O bende. Oradasın artık. Hadi. Hisset onu. Bütün hücrelerinde hisset. Bütün bedeninde hisset. Artık bu frekansta titreşmeye başlayacaksın. Artık bu frekansta titreşiyorum. Evet. Ve şu andan itibaren yeniden doğmuşçasına bunu hissediyorum. Bütün bedenimde, zihnimde ve ruhumda hissediyorum bunu. Harikasın. Bunu yapabildiğin için kendine sonsuz teşekkürler et. Bunu yapabildiğin için ruhuna, bedenine ve zihnine. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ediyorum. Çünkü benimlesin. Harikasın. Sırf bu deneyim için bugün buradayım. Çok teşekkür ederim. Bunu yaşamak için buraya geldim. Bedenimde bir şeyler oluyor. Harikasın. O titreşimi hissedeceksin şimdi. Bütün enerji. Bedenin titriyor değil mi? Harikasın. Bir dalga akıyor. Harikasın. Titreşimde onu hisset. O mutluluk enerjisini, o huzur enerjisini bütün bedeninde hisset. Çünkü bunu artık, bunu hak ettin. Evet. Buna ihtiyacın vardı zaten. Ve biliyordun değil mi bunu? Bunu çok istedim. Harikasın. Oldu. Harikasın. Bütün bedeninde zaten şu anda hissettiğin bu duygu. Son derece. Ve kendi her şey için, bunu başarabildiğin için sonsuz teşekkür ediyorum. Çok yeniden doğmuşçasına. Yeniden doğmuşçasına yeni bedenimi hissediyorum. Bu bedende. Ay çok seviyorum herkesi ve her şeyi. Arkadaşlar hepinize geldi. Bizim bu ay doğum. Çok seviyorum herkesi ve her şeyi. Doğumumuz oldu. Yeniden dünyaya geldik. Hadi bakalım. Sizi de bekliyorum arkadaşlar. Oradaki doğumları da bekliyorum. Harikasın. Ay benden çok büyük bir enerji akıyor şu anda. Dalga dalga. Hadi, dalga kim, dalga. Şimdi, yanındaki kim baksana yanındakine. Sarılsana bir. Sarıl. Ay, çok teşekkür ederim. Büyük ruh. Çok teşekkür ederim. Ruhu nasıl affettim biliyor musun? Harikasın. Hepiniz harikasınız. Çok gülüyorum. Hadi yeni doğumunuz hayırlı olsun arkadaşlar.